Malzeme: 500 gram foaming bath butter, 2 yemek kaşığı hasır duş bazı, 2 yemek kaşığı baharatya, 10 gram yeşil limon esansı, banyo bomba boyası, begonvil, otanca ve nergis. Bütün malzemeleri tatlidilim.com'dan alabilirsiniz. Merhaba, Justine Sabunatelier.com'dan. Bugün çocuklar için banyo küvet boyası, banyo boyası yapacağız. Onun için burada 500 gram foaming bath butter var. Ona 2 tane yemek kaşığı yaklaşık badem yağı ilave ediyorum. Yemek kaşığı hası şampuan, pardon, duş jeli bazımız. Sonra ve şimdi limon esans ilave ediyoruz. Yaklaşık 10 mililitre. Bu 5. Ve 5 daha. Şu köpürdükten sonra banyo bomba boyayla boyayacağız. Otanca var, begonvil ve nergis. İlk olarak köpürtelim onu. Böyle blender mixer size lazım. Biraz başlangıçta biraz zor ama sonra kolaylaşıyor. Bunu bayağı köpürtmemiz lazım. Yani böyle 10 dakika büyük ihtimalle karıştıracağız. Şimdi bunu bayağı köpürttük. Şimdi renklendirmek için 3'e böleceğim. İlk olarak sarı yapıyorum. Banyo bombası nergis, banyo bomba boyası nergis kullanıyorum. 2-3 damla yetmesi lazım. Çok daha fazla renk koymak istemiyorum. Yani çocuklar da sonra boyalı olacaklar. Bakalım. Sarı hazır. Şimdi ikinci olarak yeşil yapıyorum. Sarıdan yaklaşık 6 damla oldu. Beyaz, yeşil pardon yapmıyorum. Begonvil yapıyoruz. Pembe yapacaktım. Genelde diğer renkler, sarı dışında diğer renkler daha güçlü oluyorlar. Bunun, bu yüzden önce burada 3 damla koyuyorum. Duruma göre ilave edeceğim. Bakalım önce. Pembe de hazır. Şimdi sırada mavi. Otanca boyadan 5 damla hemen koyabilirim. Bundan sonra bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 oldu neyse. Şimdi en son iş başlıyor. Şu şişeyle doldurmamız lazım. Ya poşetle, yani plastik poşetiyle bunu yapabilirsiniz ya da krema torbayla. Dolduracağız beraber. Şimdi doldurmak biraz zahmetli ama yapabiliriz. İlk olarak sarı yapıyorum. Bir poşet alıyorum. Şunu kavanozda geçiyorum. Böyle doldurmak daha kolay ondan. Ve spatula bunu boşaltıyorum buraya. Bunu poşet alıyorum. Pasta yapanlar da onu tanıyorlar zaten. Şurada köşeye kadar götürmeye çalışıyorum. Uç keseyim. Uç keseyim ve şişe dolduracağım.
Çok büyük kesmek istemedim. Daha zor oluyor. Hepsi döküyor tabii ki. Şimdi bunu oraya ağzına sokup düşürmeye çalışıyorum. Böyle tutuyorsanız hava almadığı için düşmeyecek. Ondan biraz boşluk bırakın. Dibine düşsün. Sarı hası. Bunu kapatıyorum. Kalanı şimdi başka bir şişe aktarıyorum. Orada bütün kalanları toplayacağım. Böyle rengarenk bir şişe olacak. Şimdi aynı poşet kullanıyorum. Biraz rengarenk olacak ama çocuklar genelde bir derdi olmuyor. Tabii ki siz tek tek renk istiyorsunuz. Önce durulun veya yeni bir poşet kullanın. Şimdi pembe dolduruyoruz. Pembe daha hazır. Kalanla bu diğer şişe koyuyorum. Pembe de bitirdik. Şimdi en son renk mavi kalıyor. Bunu da dolduracağız. Şu ürünün bu ürün normal banyo için kullanılabilecek de bir ürün. Yani banyo köpüğü olarak ya da daha doğrusu duş jeli olarak sabun yerinde kullanabilirsiniz. Herhangi bir zararı yok. Çocuklar için sadece daha keyifli bir yöntem. Ya kendine üzerinde yazabilirler bu boyayla ya da duvara küpetinizi. Siz nasıl istiyorsunuz, nasıl izin veriyorsunuz? Kullanabilirler. Tamam. Mavi de durdurduk. Kalanı yedek şişe dolduruyorum. Böyle üç rengimiz var. Bu karışık yaptığımız şişe neredeyse daha hoş oldu. Benim için en az ben böyle şeyler seviyorum. Çocuklar için her zaman belki uygun olmayabilir. Benim kızım pembe ulaştığına kadar diğer renk boşalacak. Ondan siz karar verin. Umuyorum projemiz beğendiniz. Daha fazla projeler için sabunatelier.com ziyaret etmeyi unutmayın. Ya da YouTube'da tatlı dilimler olarak bizi bulabilirsiniz. Benden bugün bu kadar. Justine sabunatelier.com'dan. Bye bye.